Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte göç ve siyaset dersimizin 9. haftasında sunumlarımızı devam ediyor olacağız. Bugün için Bilal'in sunumu var, henüz gelmedi. Bir iki dakika bekleyelim, sunumunu yollamıştı canlı. Heh, geldi. Bilal'in sunumu olacak bizlerle birlikte, canlı yayında yapmayı tercih etti. Onun sunumunu sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Daha sonra değerlendirmemizi yapacağız. Bugün o şekilde kapatacağız. Sınavlarınızda inşallah, kusura bakmayın, yetiştiremedik bu hafta sonu yoğunluktan dolayı. Hiçbir şeye bakamadım sınavda. İnşallah bize notlarınız girecek Pazar akşamına kadar diye umut ediyorum. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Zor konuşuyorum. O yüzden sunumu yavaştan sözü bırakmak isterim Bilal'e. Bugün özellikle Avrupa Birliği'nin göç politikaları üzerine çok sağ olun esas, teşekkür ediyorum. Göç politikaları üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Ekran paylaşımı, öncelikle Bilal sesini duyabiliyor musun? Senin mikrofonun kapalı. Senin sesini de alalım. Şu anda gelmiyor. Tekrar bir aç kapamayı dene. Şu anda sesini çalamıyoruz çünkü. İstersen bir gir çık yap. Tekrar bir gir çık yap gerekirse, yani normal koşullarda sesin gelmesi lazım. Bir sisteme gir çık yap esnada bekleyelim biz. Nasıl olsa diğer arkadaş sunumla alakalı herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Yüksek ihtimal o da yapmayacak. Dolayısıyla sadece Bilal olacak. O yüzden biraz daha bekleyebiliriz bu esnada. Teşekkürler abi, sağ olasın. Şu anda tekrar denersen bile. Mikrofon ayarlarını istersen bir daha kontrol et. Yok, şu anda sesin gelmiyor. Telefondan gir, gerekirse ben slaytları gösteririm. Slayt zaten bende açık, sıkıntı değil. İstersen telefondan bir kez daha gir çık ya. Sen konuşurken slaytları oynatırız, o sorun değil. Evet, telefondan bir gir bakalım ne olacak. Slaytın zaten hazır burada.
Şu anda yine maalesef ses alamıyorum. Başka arkadaşlar da ses çıkıyor mu? Biriniz bir ses verebilir misiniz? Acaba ben ne bir sorun mu var diye bakalım. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor Ali. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizlik yok. Demek ki sorun sendeler. Hocam geldi mi şu an? Şu anda geldi. Tamam. Tamamdır bile. Ben ekrana yansıtacağım. Sen hani kendin normal slaytlarına aynı şekilde devam edebilirsin. Ben ekrana yansıtayım. Sen de ilerle. Hocam ben de buradan şey yapayım. Ben de buradan Aynen. Sen bilgisayardan. oradan takip et. Ben gerekirse slaytları dediğim gibi ona göre ilerleteceğim zaten. Tamam hocam. Hani Bilal'in sunumu bugün içerisinde özellikle Avrupa Birliği'nin göç politikaları nasıl, hangi politikalar, mekanizmalar inceleniyor? Bunu bizlere Bilal anlatacak ve sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Merkeze merhaba bu arada. Bugün Avrupa Birliği göç politikalarından bahsedeceğim. Avrupa Birliği, hocam Avrupa ülkeleri genelde İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesinde kadar göç gönderen konumundayken İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra göç alan durumuna gelmişlerdir. Bunun sebebi de savaştan sonra uğradıkları yıkımlardır. Bulundukları ekonomik durum buna etkili olmuştur. Yani göç alan konumuna gelmesinin etkisi de ekonomisini tekrardan hızla büyütmek istedikleri için açık kapı sistemine uygulamışlardır. Avrupa'ya göç dalgaları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Yani yoğun bir şekilde göç dalgalanması başlamıştır İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine. Savaş sonrasında birçok genç insan hayatını kaybettiği için de kalifiyeli ve iş görebilir insan azaldığı için de diğer ülkelerden işçi alma gereksinimi duydukları için de açık kapı stratejisini hayata geçirmişlerdir. Almanya, Fransa, Belçika ucuz iş gücü için Güney Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afrika'dan işçi kabul etmişlerdir. Avrupa Birliği ülkelerindeki yabancı iş gücü sayısı 1980'lere kadar her yıl artış göstermiştir. Ancak yabancı iş gücü alımını sınırlama getiren kanunların yürürlüğe konmasıyla birlikte işçi sayısında azalma görülmeye başlanmıştır. Bu azalmanın diğer bir sebebi ise göç için yeterli altyapısının bulunmamasıdır. Avrupa'da büyük meblağlarda kara para döngüsü ortaya çıkmış bu kayıt dışı göçlerden sonra. Bunun sonucunda da yasa dışı göçü engellemeye yönelik göçmenlerin yasallaştırılma sürecine girilmiştir. Bu süreç yasallaştıran göçmenlerin çoğunluğu çeşitli nedenlere yeniden yasa dışı olmuşlardır hocam. Bu yasa dışılaştırma sonucunda bu süreç bir fırsat olarak görülüp yasa dışı göçü tetiklemiştir ve tekrardan yasa dışı göç artmaya başlamıştır. En çok göç akışı 1992 yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemde milyonlara ulaşan göç sayısı göçmen kaçakçılığına dönüşmüştür hocam. Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin hangi şekilde ve şartlarda mülteci kabul edeceği, kimlere mülteci statüsü vereceği hususu uzun yıllar üyelerin kendi yetki ve düzenleme alanında bulunmuştur. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin entegrasyonu arttıkça iltica ve göç hususları Avrupa Birliği'nin tartıştığı önemli konular arasına girmiştir. Bu tartışmalar neticesinde Avrupa Birliği'nin mülteci ve göçmenlerle ilgili yeni politikalar ve hukuki düzenlemeler yapma gereği duymuştur. Avrupa Birliği ortak göç politikası ilk olarak Avrupa Ekonomi Topluluğu kurucu anlaşması olan 1957 Roma Anlaşması'nın kişilerin hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerinin bulunduğu üçüncü başlıkta ele alınmıştır. Buradaki temel amacın altında yerleşme ve çalışma özgürlüğünün sağlanarak birlik ülkelerinin sahip oldukları içsel emek potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanabilmek yatmaktadır hocam. 1960'lı yıllarda Avrupa toplumunda politika yapma alanında önemli artışlar görülmüştür. Ancak göç, sağlık ve sosyal refah gibi diğer sosyal politika alanlarıyla birlikte topluluğun iç pazar işleyişini etkilemesine rağmen geri planda kalmışlardır. 1970'li yıllarda ekonomik krizlerin etkisiyle girilen durgunluk dönemi ve bunun etkisiyle işsizliğin artması öte yandan yeni gelişen üretim teknolojinin gerektirdiği iş gücü
profilinin değişmesiyle dışarıdan geniş ölçeklerle işçi kabul edilmesini sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Diğer yandan da bu süreçte aile birleşmeleri yoluyla ya da siyasi sığınma talepleriyle gelişler devam etmiştir. Göçün istenildiği zaman kolayca durdurulabilecek bir olgu olmadığını anlaşılmaya başlamıştır. Bununla birlikte 1973 yılında petrol kriziyle başlayan bir algı değişikliği çok daha belirgin hale gelmiştir. Serbest piyasanın özellikleri ortak pazarın gerektirdiği mal, hizmet, sermaye ve emek dolaşımının serbest kalmasıyla birlikte göçmen ve sığınmacılar artık insani yardım ve korunma gerektiren veya işçi göçmenleri gibi ekonomik bir amaca hizmet eden kişiler olarak değil, devletin sosyal hizmetlerinden yararlanmaya çalışan veya sosyal düzeni tehlikeye sokan sınırlara tehdit oluşturan kişiler olarak görünmeye başlanmıştır. 1973 yılında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan petrol krizi nedeniyle açık kapı politikası yerini kapalı kapı politikasına bırakmıştır. Yani burada hocam gelen göçmenlerin önünü kesememişler. Aslında hani açık kapı deyip göçmen kabul ettikleri sıra çok aşırı göç dalgası olduğundan dolayı daha sonra da yeniden ortaya çıkan bu krizler, petrol krizi açık kapı politikasını kapalı kapı politikasına çevirmelerine neden olmuştur. Schengen müktesebatı. İlk olarak Schengen anlaşması başlangıçta sadece bir Avrupa Birliği anlaşması olmadığını ve uluslararası bir yapıya sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlaşma Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlerin katılımlarına açıktır. Bu sebepten dolayı komisyon bu anlaşmayı Avrupa Birliği mevzuatı içine almaya çaba göstermiştir. İlk olarak da Amsterdam Anlaşması'nın takiben bu hükümetler arası işbirliği 1 Mayıs 1999 tarihinde Avrupa Birliği çerçevesi içine dahil edilmiştir. Kişilerin serbest dolaşımı Avrupa Birliği vatandaşlarına anlaşmalar yoluyla garanti edilen temel haklardan birisidir. Üye devletler arasında iç sınırlar olmadan özgürlük, güvenlik ve adalet alanı oluşturulabileceğine kanaat getirilmiştir. Ortak bir iltica ve göç politikası dahilinde iç sınırların kaldırılması ve Avrupa Birliği üyesi olmayan devlet vatandaşlarının giriş ve ikametlerinin düzenlenmesine yanı sıra birliğin dış sınırlarının da daha güçlü şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Kişilerin serbest ulaşımı 1985 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg devletleri arasında sınır kontrollerini aşamalı olarak kaldıran ve vize uygulamalarına benzer hale getiren Schengen Anlaşması'nın imzalanması ve onu takiben katılımcı devletler arasında sınır kontrolünün iptal edilmesine ön ayak olan 1990 Schengen Konvansiyonu ile gündeme gelmiştir. Bu anlaşma göçmen kaçakçılığı ile ilgili şöyle bir durum ortaya çıkarıyor. Anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında sınırsız seyahat ve menfaatlerince ülkeler arası seyahatlere izin verildiği için taraf ülkelerce yapılan bu seyahatler serbest bırakılmış ve kaçak göçmenliğin suç olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Diğer yandan taraf olmayan ülkeler adına bu durum tam tersidir. Çünkü taraf olmayan ülkeler sınırlar arası serbest dolaşım hakkına sahip değillerdir. Maastricht Antlaşması. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla sıfır göç politikaları izleyen Avrupa Birliği üyesi devletler Doğu Bloku devletlerinden gelecek kitlesel göçe karşı güvenlik konusunda endişelenmeye başlamışlardır. Ekonomik amaçlı göç edenler Avrupa Birliği ile illegal yollarla ya da sığınma statüsüyle girmek isteyince devletler dış sınırlarda etkin kontrollerin yapılması için ısrarlı olmuşlardır. Bunun üzerine üye devletler 1993 Maastricht Antlaşması ile hükümetler arası nitelikte bir üçüncü sütun oluşturmuşlardır. Üçüncü sütun adalet ve iç işleri, sığınma politikası ve göç politikası başlıklarından oluşmaktadır. Üçüncü sütun diğerleriyle birlikte ortadan kaldırılmış ve Lisbon Anlaşması düzenlemeleriyle yeni sisteme adapte edilmiştir. Dış sınır geçişleri, göç, sığınma, madde bağımlılığı, dolandırıcılık, medeni ve cezai konularda adli işbirliği, gümrükler, polis işbirliği gibi konulara önem vermekte ve üye devletler için ortak bir alan oluşturmaktadır. Fransa'da 20 Eylül 1999 yılında yapılan halk oylamasında Maastricht Antlaşması onaylanmıştır. Bu anlaşma sonrasında Avrupa'nın genelinde yeni gelişmeler yaşanmış, Avrupa'nın tüm resmi organları, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Parlamentosu gibi üye devletler arasında
istişare için yeni bir göç politikasına ihtiyaç duyulduğuna dair mutabık kalmışlardır. 1994 yılında Avrupa Birliği mevzuatının göç konusunda sıkılaştırdığı bir yıl olmuştur. Limanlara girişte daha sert denetimlerin yapılması, üye devletlerde genel kontrollerin artırılması, daha kapsamlı idari gözaltı yöntemleri, yabancılar hakkında daha çok veri tabanı oluşturulması ve çeşitli idari ve sosyal departmanlardan iletişimiyle bilginin ölçülmesi, yabancılar üzerindeki denetimin desteklendiği anlamına gelmektedir. Amsterdam Anlaşması. 1997 Amsterdam Anlaşması'nın amacı Avrupa Birliği'ne ilgisi azalarak şüpheye yaklaşmaya başlayan vatandaşlara karşı daha anlaşılır ve cazip bir Avrupa Birliği profili çizmek olmuştur. 1999'da yürürlüğe girmiştir hocam bu Amsterdam Anlaşması. Ayrıca genişleyen birlik sınırları dahilinde ortaya çıkacak sorunlar karşısında önlem alma gereksinimi de duyulmuştur. Göç politikasına ilişkin olarak giriş ve oturma koşulları, aile birleşmeleri için uzun dönemli vize ve oturma izinlerinin verilmesine dair standartlar, kanun dışı ikamet edenler, vatandaş oldukları devletlere geri gönderilmeleri ve bir üye devlette ikamet eden üçüncü devlet vatandaşının diğer bir üye devlette ikamet edebilme haklarını düzenlemiştir. Bu anlaşmayla birlikte Avrupa Birliği'nin sığınma ile ilgili hangi konularda yetkili olduğu belirtilmiş ve 5 yıllık geçiş süreci hedeflenmiştir. Bu 5 yıllık geçiş sürecinin Avrupa Birliği üye ülkelerine sığınmacılar için uzun süreli oturma ve vize verilmesine ilişkin karar ve Avrupa Birliği üyesi ülkede ikamet eden 3. ülke vatandaşlarının hangi şartlarda diğer üye ülkelerde ikamet edebileceğini düzenleyen kararlar ise bu 5 yıllık süreçte istinayı tutulmuştur. Avrupa Birliği üyeleri arasında başlatılan Schengen Sözleşmesi, 1999 yılında onaylanarak yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması'na ekli bir protokolle topluluk statüsüne aktarılmış olup, sözleşme Avrupa Birliği hukukunun bir parçası olmuştur. Bu şekilde Schengen Sözleşmesi de Avrupa Birliği'nin ikincil hukuk hükümleri haline gelmiştir. Amsterdam Anlaşması ile öngörülen 5 yıllık geçiş süreciyle bağlantılı olarak yine 5 yıllık süre için geçerli olacak şekilde Avrupa Mülteci Fonu oluşturulmuştur. Tampere Zirvesi. Tampere Zirvesi 1999-2004 yıllarını kapsamaktadır. Schengen ve Amsterdam anlaşmalarıyla Amsterdam düzenlemeleriyle Avrupa hukukunun sığınma hususunda genel çerçevesi belirlenmiştir. Olası bir mülteci sığınmacı akınına karşılık Avrupa Birliği dış sınırları güçlendirilmiş ve sığınma prosedürü belli bir standarda ulaşmıştır. 1998 yılında toplanan Avrupa Birliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü tarafından 1951 yılında mülteci sözleşmesiyle getirmiş oldukları düzenlemeleri zayıflattığını düşünerek eleştirmişlerdir. Avrupa Birliği Komisyonu Ekim 1999 ayı içinde Finlandiya'yı Tampere şehrine toplanarak sığınma arama hakkına tam olarak saygı hususunda anlaşmışlardır. Bu toplantıda Avrupa Birliği üyelerinin ortak Avrupa sığınma sistemi oluşturulmasına karar vermişlerdir. Bir kişinin zulüm gördüğü yere geri gönderilmemesi ilkesine gerçek manasıyla uyulacağı ortak Avrupa sığınma sistemi kurma hususunda anlaşmaya varılmış Avrupa Birliği üyeleri sığınmacıların belirlenmesi ve kabul edilmesi konularındaki asgari ortak şartlardan geçici koruma ve yardımcı korumaya kadar birçok hususta tedbirler alacaklarını ifade etmişlerdir. Ortak bir sığınmacı sistemi kurulması amacıyla hazırlanan Tampere toplantısında idari anlamda tek bir yere bağlı bir sistem kurulmamıştır. Tampere programında Avrupa Konseyi, birliğin özgürlük, adalet ve güvenlik alanı olarak inşasında kararlı olduğu belirterek bu hedefleri gündemin en mühim öncelikli konular olarak kabul etmiştir. Amsterdam Anlaşması, Viyana Eylem Planı ve Tampere Konseyi sonuç bildirgesinden belirlenen politika hedeflerinin hayata geçirilmesinin ve sürecin gelişiminin takipçisi olacağını beyan etmiştir. Birlik bünyesinde Avrupa Birliği vatandaşları için halihazırda tek pazar, ekonomik birlik, ortak para birimi gibi uygulamalarda refah ve barış alanında oluşumunda önemli mesafeler alındığını atıfla Amsterdam Anlaşması ile öngörülen serbest dolaşımı da kapsayan özgürlük, güvenlik ve adalet alanının her koşulda ve herkes için ulaşılabilir kılınması öncelikli hedefler arasında sayılmıştır.
Bu konular esas itibariyle Avrupa Birliği vatandaşlarının günlük hayatta ilgili kaygılarının çözümü hedefleyen hususlar olarak görülmüştür. Avrupa Birliği'nin temel başlangıcından itibaren insan hakları, demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayandığı vurgulanmıştır. Avrupa Birliği'nde insan hakları kurallarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Toplulukları Kurucu Antlaşmalarının ilgili düzenlemelerinde yer almıştır. Lahey Programı. Lahey Programı 1999 yılındaki Tampere Zirvesi'nin ardından özgürlük, güvenlik ve adalet alanında 2000-2004 yılları arasında ulaşılması hedeflenen çizginin devamını oluşturmaktadır. Yani Avrupa Birliği'nin göç ve iltica alanında 2005-2010 yılları arasında gerçekleştirmek istedikleri hedefleri oluşturmaktadır. Bu programın amacı ise 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmalara uygun olarak ihtiyaç halindeki kişilerin temel haklarını, asgari usul korumalarını ve adalete erişmelerini sağlamak, göç akışlarını düzenlemek ve birliğin dış sınırlarını kontrol etmek, sınır aşan organize suçlara mücadele etmek ve terörizm tehditini bastırmak, Europol ve Eurojust, yani Europol Avrupa Polis Teşkilatı, Eurojust ise Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal işbirliğini öngören bir kurumdur. Europol ve Eurojust potansiyellerinin farkına varmak, adli kararlar ile diğer özel hukuk ve adli konulardaki belgelerin karşılıklı tanıması ileri götürmek ve sınır aşan etkileri sahip özel hukuk ve aile konuları ile ilgili yasal işlemlerde karşılaşan hukuki ve adli engelleri ortadan kaldırabilmek için birlik ve üye devletlerinin ortak yeteneklerini geliştirmektedir. Lahey programı ile birlikte Avrupa Konseyi, göç politikasının dış boyutuna ilişkin olarak özellikle Akdeniz ve Afrika'ya özel önem atfederek 13-12-2005 tarihli göçe küresel yaklaşım yönergesini kabul etmiştir. Stockholm programı. Stockholm programı da 2010 yılından sonra Lahey programının yerine Stockholm programını almıştır. Program Temmuz 2009 ayı içinde Stockholm'da düzenlenen resmi olmayan bakanlar toplantısında tartışılmış olup Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları tarafından Aralık 2009 ayı içinde kabul edilmiştir. Stockholm programı komisyon belgesi Avrupa Birliği içinde adalet, güvenlik ve özgürlük alanının güçlü bir dış yapılanmayla beraber olacağı belirtmekte ve Avrupa Birliği'nin inşasının 4 temel öncelik üzerine kurulacağını ifade etmektedir. Bunlar vatandaşların haklarının korunması, Avrupa Birliği içinde bulunan vatandaşların mahkeme erişim haklarını kolaylaştırmak, vatandaşların korunması konusunda yerel güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi ve dayanışma ilkesi üzerine kurulan önceliktir. Bu programda özellikle dayanışma ilkesini kuvvetlendirmek birinci öncelik halindedir. Bu kapsamda özellikle sınırlardaki kontrollerin artması ve Avrupa Birliği'nde daha güvenilir bir ortamın sağlanması amacıyla Frontex İşbirliği ve Schengen Sözleşmesi'nin geliştirilmesiyle birlikte sınırlardaki güvenlik, göç ve gümrük hususlarında daha somut adımların atılmasıyla başlanmıştır. Frontex de sınırların korunması ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistem hocam. Frontex dışında Avrupa İltica Destek Ofisi ve Eurodac sistemleri vardır. Eurodac sistemi de parmak izi sistemi. Bu parmak izi sistemi ülkeye giriş yapan mültecilerin parmak izlerini sisteme kaydediyor. Daha sonra bir sorun, bir sıkıntı olduğu zaman da parmak izinden direkt o kişiye ulaşabilmek için böyle bir sistem geliştirmişler. Avrupa İltica Destek Ofisi ortak bir iltica sisteminin oluşturulmasında görevlidir. Eurodac ise 14 yaşından büyük, yani bir de bir şey var, bu sistemde 14 yaşından büyük sığınmacıların parmak izlerinin alınarak kimliklerinin kayıt altına alınmasıyla oluşturan bir sistemdir. Ayrıca bu sistemde Avrupa Birliği'nin en başarılı sistem olarak görülmektedir hocam. Hocam benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ederim dinledikleri için. Pardon, kaçmamışız. Ben teşekkür ediyorum Bilal. Rica ederim. Sunumlu için. Bazı sorularım olacak sunumla alakalı. Öncelikle genel bazı yorumlarım olacak. Ondan sonra bazı sorularım olacak. Genel yorumların başında aslında hani bunu sana da söylüyorum, diğer arkadaşlara da hep söylüyorum. Sen tabii büyük ihtimal benden ilk defa ders aldın ve sunum yaptığın için. İlk defa söylemiş olacağım sana. Normalde sunumlarınızda mümkün mertebe çok fazla uzun metin kullanmayın.
Bunu hep tavsiye ediyorum. Şundan dolayı tavsiye ediyorum. Takip edenler için belli bir süre sonra şeyi kaçırıyoruz. Nedeni nasıl olsa hani orada yazılanlar bize aktarılacak noktasına geliyoruz. O bir sıkıntı. Onu en başta söylemiş olayım. Hani bundan sonraki sunumların için de diğer arkadaşların sunumları için de sadece bunu sana söylemiş olmayayım. Diğer dinleyecek olan arkadaşlar ya da burada olan arkadaşlar için de söyleyeyim. Sunumlarınızda uzun metin takip eden izleyici için ciddi anlamda şey uğratır. Nasıl söyleyeyim? Takip etme isteğini azaltır. Onu en başta söylemiş olayım. Yüz yüze bir sunum yaparsanız ya da test savunmanızda jürinizde. Yani bunlar en azından elinizin altında olsun. Nedir? Bu notları bir yere yazarsınız, başka bir yere yazarsınız ya da PowerPoint'in içinde de var not kısmı. Oraya koyarsınız. Çünkü nihayetinde sözlü sunum. Bir yerden bilgi alıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Elbette kendi yorumlarınızın olmasını da isterim. Onu da söyleyeyim. Ama nihayetinde aldığınız bilgiyi de burada uzun metin olarak vermeniz sunumun etkinliğini düşürüyor açık konuşmak gerekirse. Bunu böylelikle bir önemli bir tavsiye olarak not al. Bundan sonraki sunumların olur işte başka zamanda başka nerede. En azından tez sunumuna kadarki süreç içerisinde. Tezi diyorum pardon. Sunumun içeriğiyle alakalı da anladığım kadarıyla tarihsel süreç üzerinden bir çerçeve çizmeye çalışmışsın. Tabii Avrupa Birliği'nin göç politikaları çok geniş bir Geniş hocam, evet. yani benim daha çok merak ettiğim husus özellikle 2010'lardan sonrası. Çünkü senin Stockholm programı ile bahsettiğin ve Frontex ile bahsettiğin gibi biz işte en son Macaristan Büyükelçisi'yle söyleşi yaparken bu konu açılmıştı. Özellikle Evet. Frontex'in etkinsizliğinden bahsetmiş. 2010'dan sonra ne oldu da Avrupa Birliği'nin göç politikalarında hem bir değişim oldu hem de 2010 sonrası malum bir Suriye gelen bir göç dalgası. Şimdi 2010 sonrasıyla 1990'ları güzel anlatmışsın. Zaten bahsediyorsun da siz de dinlediniz. Büyük bir göç dalgası var. İkimiz bunu derste de anlattık size. Kendi makalemde de size anlatmıştım. Ve büyük göç dalgasıyla Avrupa Birliği bunu önlemek için elbette bir politika aracı izliyor. Ama 2010'lar sanki bana biraz daha farklı gibi geliyor. Çünkü bu sefer yine benzer bir göç dalgası var. Ama sanki Avrupa Birliği bunu önlemek adına politikalar izliyor gibi geldi. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle Suriye'deki iç savaşın nasıl bir getirisi oldu? Hani ben biraz da bunları görmek istemiştim, o yüzden şimdi bunları soruyorum sana. Hocam şimdi daha öncesinde dediğim gibi işte bu krizlerin yaşanması, savaşın yani o dönemi zaten anlattım. O dönem genç kesimin yani küçük yaşta insanların genç kesimin hayatını kaybetmesinden sonra Avrupa ülkeleri elindeki o vasıflı iş görebilir insanları kaybettiği için açık kapı politikası uyguluyor. Bu politikayla birlikte yeni iş gücü ve bu iş gücünü sağlarken de daha ucuza çalıştırabileceği bir iş gücünü istiyor. Maliyetleri düşürmek açısından. O yüzden açık kapı politikasını uyguluyor. Açık kapı politikasını uyguladıktan sonra çok yoğun bir şekilde göç dalgalanması yaşanıyor ve bu göç dalgalanmasının önüne geçemiyor. Daha sonra da bu politikayı tersine çevirip kapalı politikasına geçiyorlar. Bir şey daha Çünkü sorabilir miyim? Bu politikaya altyapısı da geçerken halkın kaygılarından bahsettin. Bir slaytın bir yerinde. Bu kaygılar neler? halkın yani Avrupa Birliği Kaygıları. Ya Avrupa kaygı Birliği'nde yaşayan yurttaşların diyelim. İşte o ülke vatandaşların. Kaygıları neler? Hocam şimdi bunların kaygılarıyla ilgili tam detaylı bir bilgim yok açıkçası. Neden İşte rahatsız olabilirler? hocam neyden rahatsız olabilirler? Toplumun içinde yaşanabilecek yani bizim şu an yaşadığımız gibi mesela ben kendimizden örnek vereyim. Onlara empati kurayım. İşte Suriyeliler geldi. Bizim işte daha ucuza çalıştığımız şeyler var. Biz mesela istediğimiz gibi iş gücü bulamıyoruz. İşsizlik var diyoruz. İstediğimiz ücretleri alamıyoruz. Ve toplumun içinde huzur, refah ortamı kayboluyor. Muhtemelen onların da kaygıları bu yönde. Bir bu var. Hani bu zaten konuşmuştuk ucuz iş gücü. Ama 2000'li yılların özellikle 2001'den sonra bir başka kaygı daha var. Hani evet ekonomik kaygı elbette önemli ama ekonomik verilere bakarsak Avrupa bizden zaten çok çok daha ileride. O yıllarda da Yani ilerideydi. Ay şimdi de ileride. Dolayısıyla ekonomik kaygı aslında
öyle çok büyütülecek bir kaygı değil. Yükselen bir milliyetçilik var, bunu zaten konuşmuştuk derste. Ama onu, evet, onu güvenlik, kaçırdım, Özlem teşekkürler. Güvenlik, nasıl bir güvenlik sorunu var? 2001 sonrasını düşünürsek. Güvenlik sorunu, yani dış sınırlarını kapatıyorlar. İşte, hani neden güvenlik olabilir? Ne oldu da güvenlik sorunu oldu? 2001'i düşünürseniz terörizm. Teşekkürler. Aynen. Terörizm 11 Eylül. 11 Eylül'le evet. Birlikte sadece 11 Eylül'de görmedik. İki büyük şehirde, daha sonra Fransa'da da oldu gerçi ama 2004-2005'te önce İspanya'da, Madrid'de yine El-Kaide'nin saldırıları. Daha sonra İngiltere'de 2007-2008 olması lazım. Hatırlamıyorsam Metro'da yapılan saldırılar. Yine çeşitli şehirlerde, Fransa'da, yine başka Avrupa ülkelerinde, Belçika'da da olmuştu. Hatırlamıyorsam saldırılar. Dolayısıyla böyle bir güvenlik sorunu da hep ön plana çıkarıldı. Bunu 2011 öncesi için biraz konuşuyorum. Yani evet. 2011 öncesi için terörizm böyle bir dalga var ama Suriye İç Savaşı ile birlikte bir de radikal grupların gelme ihtimaliyle bu kat şey biraz daha kat şey yapıyor. Hani Özlem bahsetmiş, aynen Bilal'in sunumunda da bahsettiler. O parmak izi uygulaması önemli. Hani neden yapılıyor bu? Çünkü olası bir terör saldırısı ihtimali ki zaman zaman bu saldırıların bu uygulama sayesinde önlendiğine dair de yorumlar mevcut, haberler mevcut. Zaten bahsettin sen de. Ki başarılı olarak da nitelendiriliyor. Güvenlik boyutuyla tamam, bu doğru. Ama bir diğer soru işareti var benim sana sormak istedim. Şimdi evet, güvenlik açısından ki açık konuşmak gerekirse son yıllarda ciddi anlamda bir terör saldırısı da yok Avrupa'da. Evet. Yani bu açıdan baktığımız zaman da evet çalışabilir gözüyle değerlendirebiliyoruz. Ama öte yandan Avrupa Birliği'nin bu politikalarında zaman zaman yani çok eleştirildiği de Türkiye tarafından da biz de eleştiriyoruz. İkiyüzlülük diyelim ya da işte sadece kendi sınırlarını düşünme diyelim. Yani gerçek anlamda insan haklarından ziyade çıkar amaçlı politikalara yaklaştığına dair yorumlar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Hani bunu böyle özel bir soru olarak sorayım. Doğru hocam. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kendi çıkar menfaatleri üzerine yaptıkları bir politikalar üzerine, işte bu Suriye örneği. Suriyeliler Avrupa Birliği ülkelerine ya da işte Avrupa'ya doğru göç etmeleri gerekirken, yani oraya gideceklerdi. Ama Avrupa Birliği dedi ki, ya da Avrupa'da bize dedi ki, siz Türkiye'ye yerleşin, biz Türkiye'ye destek vereceğiz. Biz Türkiye'den para alıyoruz ya da işte destek alıyoruz bu konuyla ilgili. Ama onlar niye kabul etmedi de bize gönderdiler, biz niye kabul ettik? Bunlar da tartışılabilecek bir konu bence hocam. Yani kendi ülkelerine gelmelerini istemediler. Kendi ülkelerine gelmelerini istemediler. Bizi de burada çıkar menfaat amacıyla kullandıklarını düşünüyorum açıkçası. Mesela şeyden bahsediyorsun, Frontex'ten. Ki önemli, biz de Macaristan Büyükelçisi'yle konuşurken o bahsetmişti işte. Frontex tamam, Avrupa'da içinde belki kuvvetli ama Avrupa Birliği ile sınırı olan ülkelerde Frontex'in varlığı yok. Etkisiz. Yani işte Türkiye'de bir kişiyle çalışan bir yer olduğunu söyledi. Şimdi bir buraya bakıyoruz. Böyle bir sorun var. Yani bir şeye daha bakıyoruz. O da benim mesela ilgicime gitti. Avrupa Birliği üzerinden bilmiyorum, hani mesela buna da ekleyebilirsin ya da araştırabilirsin daha sonradan. Bir ülke var. Yine Avrupa Birliği ülkesi. Yunanistan. Şimdi bir tarafta insan hakları hukukundan bahsediyoruz. İşte en azından güvenlik kaygısıyla bu birlikte hareket etmeye çalışılıyor, bir şekilde değerlendiriliyor ama Yunanistan'ın özellikle o deniz sınırından geçmeye çalışan sığınmacılara yönelik de müdahaleleri var. Ki oldukça zaman zaman insanlık dışı diyebileceğimiz, işte bot batırmaya kadar giden müdahaleler. Şimdi bunu Avrupa Birliği nasıl değerlendiriyor? Mesela bu da bir soru işareti. İşte insan haklarını gözeterek yaptığı politikalara bakarsak bu yaptığı yanlış. İşte hani bu tartışmalar da önemli. O yüzden hani çelişiyor, kendisiyle çelişiyor. Aynen öyle. Yani senden hani 2010'un sonrasını beklememin sebebi oydu. Tarihsel süreci belki daha kısa değinebilirdin. Önemli bir süreç ama hocam. 2010'dan sonra biraz süreç değişiyor. Hani hep bu tartışmalar ortaya çıkıyor. Ondan önce çok fazla yok. Mesela insan hakları tartışması çok yok. Çünkü ciddi bir terörizm tehdidi var. Var yani, kabul edelim. Baktığımız zaman işte 11 Eylül var, saldırılar var ve terörizm tehdidiyle insan hakları boyutu çok fazla gidemiyor. Ama şu anda dediğim gibi son birkaç yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır Avrupa'da böyle bir tehdit yok. En azından ciddi anlamda bir saldırı yok.
IŞİD'in varlığı zaten tamamen bitmiş. Ama bir yandan da böyle bir insan hakları hukukuna da aykırı diyeceğimiz şeyler var. Hani geri kabul anlaşmaları da öyle Ali Han, o da tartışmalı. Yani geri göndermeme ilkesi ya da işte yanlış hatırlamıyorsam Cenevre Sözleşmesi olması lazım. Bizim de imza attığımız ama çekince koyduğumuz bir sözleşme. İşte mültecilerin mülteci statüsünü aldıktan sonra o ülkede kalabileceğine dair hüküm veren bir sözleşme. Bizim de şehrimiz komşu ülkelerden gelme durumunda bunun olmayacağına dair. Hani biz böyle bir savunma yapıyoruz geri kabul anlaşması ile ilgili. Ki doğrudur, biz vakti zamanında bu şerhi koymuşuz. Özellikle komşu ülkelerden çatışma ve benzeri durumlarda gelen kaynaklanan göç hareketlerinde biz bu hükmün uygulanmaması gerektiğine dair bir şerh koyduk. Hani biz buna savunarak yapıyoruz ama bu tartışma sürüyor. Orada da bir zıtlık var mı? Cenevre Sözleşmesi'ne bakarsak evet var ama öte yandan baktığımızda her ülkenin de kendi koşulları var. Yani şimdi Türkiye'de biz bunu tartışıyoruz ama bakıyoruz ki diğer ülkelerde işte Yunanistan dediğim gibi hani Cenevre Sözleşmesi'ne gayet aykırı bir şekilde gidip bot batırabiliyor. Bugün Polonya Belarus sınırında yaşanan olaylar hala devam ediyor. Herhalde bir iki ay. Ben de onu söyleyecektim hocam şimdi. Yani aynen öyle. Mesela bunu da bir dipnot olarak geçebilirsiniz. Geçebilirdin sunumda. Mesela tam anlamıyla bir o şeyi gösteriyor bize. İşte Polonya'nın neredeyse silahlı bir şekilde Belarus'undaki göçmenlere, sığınmacılara müdahalesi. Şimdi bunlar ya, savaşa bir neden olabilecek bir durum hocam. Şimdi Rusya işte birisini destekliyor. Avrupa Birliği birisini destekliyor derken savaşa bile neden olabilecek. Aynen öyle ki Rusya-Ukrayna savaşı da tartışılıyor Belarus'undan dolayı. Bunlar önemli konular ve bunlar hani Avrupa Birliği'nin çok eleştirildiği konular. Ama hani bunlar önemli. Hani bu yüzden söyledim sana bunu hani vurgulamak için. Bir dakika da rica ediyorum hemen. Tabii ki. Bunlar önemli konular dediğim gibi hani bu çerçeve içerisinde baktığımızda da hani bu tartışmaları biz görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan benim nezdimde en azından önemli gördüğüm hususlar. Yoksa hani Türkiye'de de bunlar oluyor. İşte Türkiye'de de mesela şunu da atıp görüyoruz. Açıkçası bu da bana kalırsa bir ikiyüzlülük. Türkiye'de sığınmacılara yönelik tepkiler konuşacağız inşallah sunumlarda da. Ben bizi kullandıklarını düşünüyorum hani, hocam. Tepkiler arttığı zaman ya da işte istenmeyen görüntüler, şiddet görüntüleri oluştuğu zaman ilk tepki kimden geliyor? Bizim bildiği gibi Avrupa Birliği'nden geliyor. O zaman da şu soruyu sormak gerekiyor. Oradaki tepki gelirken Yunanistan'da sınırda olanlar ya da Polonya sınırında olanlar. Zamanında Macaristan özellikle çok sert yine müdahalelerde bulunmuştu o dönem içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki yıl önceydi. Yine Macar sınırına doğru yaklaştıklarında sert müdahalelerde bulunmuştu. Hatta böyle yanlış hatırlamıyorsam televizyonlara falan görüntüler de olmuştu işte. Mülteciyi tekmeleyenler falan. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde bir iki yıl önceydi. Şimdi bunlar var. Tamam, bunlar oluyor. Bunlar olduğu zaman kimse insan haklarına dair tartışmalar yapılmıyor ya da milliyetçiliğin artmasına dair tartışmalar yapılmıyor ama Türkiye'de benzer tepkiler halk nezdinde belki de tepkiler oluştuğu zaman da bu sefer farklı tartışmalar oluşuyor Türkiye'de. Hani bu da bana kalırsa bir dengesizlik oluşturan, AB politikaları içerisinde dengesizlik oluşturan bir husus. Ama tamamen hani dediğim gibi onların derdi ülkemize gelmesin. Bu politika evet, çok net, çok belirgin. İşte Belarus Polonya sınırında olanlardan sonra işte tekrar Türkiye ile görüşme çabaları ya işte buradakileri getirip tekrar Türkiye'ye gönderelim gayretleri söz konusu. Şimdi bu açıdan bakarsanız da bu ne Paris bu ne Dara turşusu diyoruz. Hepimiz diyoruz bunu. Bu açıdan önemli. Yani Avrupa Birliği 2010'dan sonraki değişen politikalarını anlayabilmek adına onlar bir daha 90'ları işte senin bahsettiğin o tarihsel süreci bir daha yaşamak istemiyorlar. Çok net. Evet. Bir çizgi. Yükselen bir aşırı sağ var. Zaten oradaki hiçbir hükümet bunu istemez. Böyle bir kaynak şey geldiği zaman. Göç dalgası. Kendi zararlarının olacağını biliyor. Yükselen bir sağ işte iktidarların tehdit edeceğini biliyor. Şimdi bu ortamda baktığımızda çok anormal değil. İşte o zaman da işte geçen sunumda Özlem'le konuştuğumuz işte bir tane ülke lazım. Bize bir bekleme odası olacak ya da işte bir şekilde
tampon bölge olacak bir ülke lazım. Bu ülkede işte Türkiye seçildi Avrupa Birliği'nin politikaları içerisinde. Hatta işte siz bunu yapın, biz size vize serbestisi tanıyacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Ama hala hani bu konularda da herhangi bir gelişme Bir gelişme yok hocam. değil. Yani bu açıdan baktığımızda bu politikaları da eleştirmek ya da tartışmak lazım. Hani senin sunumda eksiklik olarak gördüm. Daha ziyade 2010 sonrasını daha nispeten az değinmiş olman. Yoksa tarihsel süreç zaten bahsettiğin gibi bir çerçevede ilerledi. Herhangi bir sorusu olan sunumla alakalı. Bu Polonya-Belarus göçmen krizi ile Evet. ilgili de bizim Evet. endüstri ilişkileri dersimiz var. Barış Hoca'dan alıyorum. Onun dersinde bayağı bahsettik bu Hangi konuyla ilgili. ders? Pardon. Endüstri ilişkileri Aha. ve uluslararası Çalışma politika. ekonomisi. O ders. Aha, Barış Hoca. Barış Özsun'a Evet, bağlı. evet. Orada Bir de da o konuşuyor. soru sormuştu. Aha. Sınav sorusu olarak Polonya-Belarus göçmen krizini Aynen. işte ele alın diye bir soru sormuştu. Oradan az çok biliyorum hocam ondan. Aynen. Mesela keşke onu buraya da yazsaydın. Hani, Vallahi. benim istediğim o. 2010 sonrasında biraz daha derinlemesine. Hatta günümüzü ilgilendiriyor. Çünkü daha çok günümüzü ilgilendiriyor Avrupa Birliği'nin göç politikaları. Hepimizi etkiliyor. Bizleri de, Türkiye'yi de etkiliyor. Evet, yani bizi baya baya etkiliyor hocam son Bayağı dönemde. yani aynı fikirdeyim. Çok ciddi anlamda etkilediği kanaatindeyim. Evet. O dolayısıyla bu açıdan önemli bir konuydu. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Burada başka herhangi bir soru yok. Sunumun için emeğine sağlık Ben tekrar. teşekkür ederim canım, sağ ol sana. Hani senin sunumunu zaten YouTube hesabında arkadaşlar göreceksiniz siz de. Hani tekrar ayrı bir şeye yüklemedik Bilal canlı yayında sunumu yaptığı için. Ben bunu YouTube'a bir aksilik olmazsa hafta sonuna kadar yüklemiş olurum. Sizler de sunumu buradan takip Teşekkür ederim ben dinleyen arkadaşlarıma da. olursunuz. Ben de gelenlere teşekkür ederim. Bir yandan da gelecek hafta için bakıyorum. Hangi sunumlar söz konusu. Onu da bir şöyle bir check etmiş olalım. Ahmet vardı bugün gelmedi maalesef onun sunumunu dinleyemedik. 15 Aralık tarihinde de Ali İhsan ve Ertuğ sunumları mevcut. Onlar gelirse de hep beraber onları dinleyeceğiz. Eğer gelirlerse dersimizi o şekilde işleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah bize noktamız daha hafta sonuna kadar gelecek kusura bakmayın gecikme için. İnşallah kendimizi daha iyi hissedersek en geç pazara kadar okumuş olurum. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza, Sağ olun hocam. Size tekrardan geçmiş saatinize. olsun hocam. Çok sağ olun, çok sağ olun. Oldukça salgın söz konusu. Hem COVID hem grip Evet. salgını var. Dolayısıyla Havalar da çok dengesiz hem hocam bu havalar sene. öyle, hem yani grip salgını da var. Yani COVID değilim ama Var. grip salgını var. Doktorların da ifade ettiği ayrıca. 2 sene kendimizi sakladık. Artık saklayacak bir durumumuz olmadığı için. Ben de yeni yeni atlatıyorum hocam. Aynen Ben bu de. tip şeylere maalesef maruz kalıyoruz. Sizler de kendinize dikkat edin. Sağlığınıza, saatinize dikkat edin Tamam. arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta tekrar dersimizde görüşmek üzere. Çalışmalarınızda kolay. Görüşürüz hocam. İyi günler.